Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye 43.'sü Emir Gencer ile birlikteyiz. Merhaba Emir. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ve Emir de bu arada Koç Bilgisayar Mühendisliği'nde aynı bölümdeyiz. Yani bölüm arkadaşıyız, öyle tanıştık. Ben de sizin için size faydalı olacağını düşündüğüm birkaç soruyu soracağım Emir'e. Hadi başlayalım. Evet Emir, sen Türkiye 43.'sü oldun. Gerçekten büyük bir şey ve hani bir şeyi farklı yapmış, bir şeyi doğru yapmışsın demek ki. Yani böyle bir farklılık, senin fark ettiğin, böyle senin yaptığın özel bir şey var mıydı herkesten farklı olarak? Estağfurullah. Beni yani farklı yapan bir şey olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Hani yine bir şey söylemem gerekirse şey olabilir. Ben hocaların verdiği ödevleri ciddiye alıyordum. Yani gereksiz olduğunu düşünsem bile yapıyordum hocam bir bildiği vardı diye. Bunu her zaman tavsiye etmiyorum ama yani bunu söyleyebilirim belki. Anladım. Peki senin çalışma tarzın nasıldı? Ben direkt test çözüyordum. Yani hiç anlamadıysam defteri bir daha yazıyordum. Ondan sonra direkt test çözüyordum. Ben okuldan sonra eve gelmiyordum mesela. Okulda kalıyordum. Dershaneye falan gitmiyordum. Direkt İşte okul bittikten sonra yarım saat ara verip sonra test çözüyordum okulda. Akşam işte annem alıyordu sonra beni ya da kendim dönüyordum işte bir şekilde. Akşam eve gidiyordum. Yemek falan yedikten sonra biraz daha çalışıyordum. Genel olarak öyleydi. Hani bir Anladım. programım falan da yoktu yani. Peki ezber derslerde ilk ezberleyip öyle mi test çözüyordun, yoksa onda da mı direkt soru çözüyordun? Direkt test. Ezber ders dediğin felsefe falan mı? Felsefe, biyolojide ezber kısımlar, kimyadaki ezber kısımlar. Aynen. Direkt testle gidiyordum ya. Evet Emir, peki şu an hani artık Kasım ayı bitiyor, Aralık ayına geliyoruz. Ve insanlar hani TYT'yi ne zaman bitireceğim, AYT'yi ne zaman bitirmeliyim diye soru soruyorlar. Senin ne zaman bitmişti bu derslerin, TYT, AYT'den? Şimdi TYT için 11. sınıfın yazında yani 12'ye geçerken dershaneye gitmiştim zaten. Ondan sonra okul da biraz erken başladı. Yani TYT bir konuları bizim aslında çok erken bitti hani. Tam ayı hatırlamıyorum ama sonraki seneye geçmeden bitmişti. AYT konuları ise direkt bitmemişti. Yani şey konular geri alınınca bir anda bitmiş oldu konular. Hani konular kaldırıldı ya. O konular Evet. kaldırılınca konular bitmiş oldu. Yoksa biz daha konuşuyorduk. Anladım. O işine yaramış, güzel olmuş yani senin için. Evet. Yapamıyordum son konuları. İyi oldu ya işime geldi. Evet, ezber konulardı zaten. Bence çıkması güzel oldu. Ben çalışmıştım ama sevindim yine çıkmış olmasına. Bir de ben şeyi soracağım. Sen mesela iyi güzel çalışmışsın. Peki süre sıkıntısı yaşıyor muydun sınavlarda bu çalışmana rağmen? Ya bazı sınavlarda yaşıyordum ama genel olarak TYT'de süre sıkıntısı yaşamıyordum. Hani şöyle mesela yarım saat erken de bitirmiyordum tabii ama 5 dakikayla falan yetişiyordu yani genel olarak. Güzel bir zaman aslında, 5 dakika yani. Evet. Benim de ilk başlarda mesela ben yetiştiremiyordum. Sonlara doğru ben de bir 5 dakika falan, 5-10 dakika indirmiştim. Yani 5-10 dakikam kalıyordu. Ki sınavdaki Evet. stresle o sürede değişebiliyor. O yüzden bir 5 dakikanın kalması, 10 dakikanın kalması denemelerde güzel bir şey. Evet. Çünkü sınavda belki 10 dakika ileri yatacak. O belli olmuyor Sınav, yani. evet. Sınavdan sınava da çok fark ediyor yani. Emir, bir de seninle hani tanıştık falan, oyun oynadık seninle bayağı. Okul başlamadan önce, okul başladıktan sonra falan. Ve tanıdığım en enerjik, böyle en hayat dolu insanlardan bir tanesisin. Evet. Hiç böyle sınavda çalışırken moralinin bozulduğu, artık çalışmak istemiyorum dediğin vakitler oldu mu senin? Ya böyle artık çalışmak istemiyorum dediğim olmadı ama ya şu şekilde böyle denemeler kötü gelen deneme olduğu zaman tabii bozuluyordu yani böyle. Çok kötü hissediyordum yani. Kendime kızıyordum. Şeyde de çalışmak istemiyorum da canım sıkılıyordu böyle. Özellikle işte hani ilk dönem bir şekilde ikinci dönemin böyle şeylerine doğru tam online döneme geçmeden bir de online dönemde özellikle hiç çalışasım gelmiyordu yani. Sadece yatasım geliyordu akşama kadar. Peki ne O yaptın da hoşuma online gitmiyordu. dönemde bunu geçmek için? İşte online dönemde okul rahat almıştı hepimiz yani okul almıştı direkt. Oradan hocaların verdiği ödevleri yapıyordum. Bir tek o kadar. Ya bir de arada soru çözüyordum ama gerçekten online dönemde çok çalışamadım. Hatta bir tane denemede TYT denemesiydi hatırlıyorum. Böyle 25 yanlış mı ne yapmıştım yani. Böyle bir de zor da değildi. Millet fullemiş böyle şey aramıştı. Rehberlik hocası falan aramıştı işte ne oluyor çalışıyor musun falan diye. Çok çalışamadım online dönemde ama şimdi bu dönemkilerin yani bu sene çalışanların sınava yapacağı bir şey yok. Artık onların çalışması lazım evden de olsa. Evet, online çalışmak Öyle. zorundalar ve denemeler hani kötü de geçen denemelerin oluyordu ve 43.sün ve benim de hani kötü geçen denemelerim oluyordu. Evet. Yani o kötü geçen denemeler çok önemli değil aslında. Çünkü asıl önemli olan en sondaki sınav. Arada kötü denemeler Evet. herkeste oluyor yani. O yüzden moral bozulması lazım şu an izleyen kişilerin de. Evet.
Bunu Evet, söylemiş bence oldum. de. Aynen. Moralin bozmaması lazım kesinlikle. Bu videoda da Emir'e teşekkür ediyorum. Emir kendine iyi bak. Sonra görüşürüz Kendine iyi seninle bak artık. Eren. Görüşürüz.